Sevgili izleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. Adnan Bey, desteklemelerden bahsettik, verilen teşviklerden bahsettik. Şimdi bizim ülkemiz, Tarım Bakanlığımız gerçekten büyük destekler veriyor. Yeterli ya da yetersiz, o ayrı. Şöyle bu destekler yerine şöyle bir uygulama olsa, mesela balık üretimine, işte yatlara, gemilere verilen mazot desteği var. Mazot 1 lira diyelim onlarda. Tarıma da 1 liralık bir destek verilse, yani bugün tarlasını eken Mehmet amcam, işte sütünü sağan, keçisini sağan Ayşe teyzem, bu üretimi, ürettiği ham maddeyi bu desteklerle kullandığı 1 liralık mazotla üretse, Türkiye tarımı ne olur? Nasıl bir yere gelir? Tabii dediğiniz çok doğru. Ona katılıyorum ben. Mesela yat sahiplerine sağlanan yakıt ya da şöyle söyleyeyim, yat sahiplerine verilen yakıt desteği çiftçiye de verilmeli, hayvan yetiştiricisine de verilmeli. Bir diğer bir husus, tamam buna veriyorsunuz ama Türkiye'deki kısır döngü şöyle: Türkiye'de uygulanan vergi sistemi dünyanın en ağır vergi sistemi. Ben Amerika'ya da gittim. Amerika'da kişi başına düşen gayri safi milli hasılat oldukça yüksek. 30-40 bin dolar gibi bir rakamdan bahsediliyor. Şimdi bu bu durum, bakıyorum oraya da vergi sistemine, bizden daha hafif vergi sistemleri var. Yani bizim ödediğimiz vergiyi orada Amerikan vatandaşı ödemiyor. Biz dehşet vergi ödüyoruz. Ben şu anda emekliyim. Emekli olmama rağmen bindiğim taşıtta, adım attığım her yerde bu ülkede vergisini ödemeyen kişinin vergisini dolaylı vergi olarak şey yapıyorum. %70'lere varan bir dolaylı vergi var bu ülkede. Yine çok önemli bir iş adamı yıllar önce çıktı. Bir yıl önce, fazla değil, bu ülkenin %50'si vergi ödüyor, %50'si vergi ödemiyor dedi. Çok yine ironik bir durum. Tabii kaçak elektrik kullanıyor doğu bölgelerinde, güneydoğu bölgelerinde. Bunlar alınamıyor, tahsil edilemiyor. Ondan sonra bizlere aktarılıyor. Bunları basında, medyada okuyoruz yani bunlar şeyleri. Şimdi şunu söyleyeceğim. Türkiye'deki vergi politikaları yanlış. Türkiye genel bir düzenlemeye gidilmesi lazım. Yani şimdi evet, mazotu siz ucuz veriyorsunuz tarlada işlemesi için ama mazotun dışında girdiler var. Siz bugün ulaşımda hazine olarak normal şartlarda alamadığınız vergiyi dolaylı vergiyle alıyorsanız, o aldığınız dolaylı vergi tarlada üretim yapan, kümeste yumurta üreten, et üreten, ondan hayvan sahibine süt üreten, et üreten, kırmızı et üreten hayvan sahibine dolaylı olarak etkiliyor. Çünkü neden? Nakliyeyi kullanıyor adam. Peki nakliyeyi ne yapacaksınız? Tamam, bitkisel üretimi orada yapıyorsunuz. Yani Türkiye'de çarpık bir vergi sistemi var. Bu vergi sistemi düzelmediği takdirde ve insanlardan alınan fahiş vergi düzelmediği takdirde, vergi kaçıranın yanına kar kaldığı için hiçbir şeyi düzeltemezsiniz. Çok zor. Yani ben 33 yıllık meslek hayatımda 40-50-60 yıllık arşivim var. Gazetelerde bakıyorum bazen. Özellikle bu akaryakıt vergisiyle ilgili. Dünyada en yüksek akaryakıt satan ülkeyiz biz şeylere. Araç sahiplerine satan. Ondan sonra mesela toplu taşımda, nakliyede indirim yapılabilir. Bunların yapılması lazım. Ondan sonra işte ben Gülbahçe köyünde kalıyorum burada. Urla'ya gidiyorum. Zaman zaman şoförle de konuşuyorum. 5 liraya yakın mazot ücreti ödüyor, çocuk alıyor. Biz de o mazot maliyetine göre ona taşıma ücreti veriyoruz. 10 kilometrelik bir yola ben şey ödüyorum, 2,5 lira para ödüyorum. Ya bu da benim cebimden çıkıyor. Ve bu ülkede vergi kaçıran, ödemeyen kişilerin vergisini bizler, birçok kişi benim gibi emekli, fakir olsun, herkes olsun, mecburen ödemek zorunda kalıyor. Bunlar dolaylı olarak, İktisatçılar bunu daha güzel izah ederler, üretime şey olarak, artı olarak, maliyet olarak giriyor bunlar. Yani akaryakıt zammı geldiğinde zincirleme o şeyin taşları gibi otomatikman intikal ediyor. Basit bir örnek vereyim ben size.
Biz tek sağlık ve süt çalıştayı yaptık. İzmir Veteriner Odası. Set birden bir konuşmacı istedik. Gelin dedik özel sektör olarak. Sütle ilgili sıkıntılarınız nelerdir? Süt üretimine ilgili sanayide. Bize anlatın dedik. Sorunlarınızı dile getirin. Biz rapor hazırlayacağız dedik. İzmir bu çalıştay sonunda bu raporu bakanlığa sunacağız. İlgili mercilere, başbakanlığa filan. Burada dile geçireceğiz dedik. Geldiler. Anlattı yetkilisi. Dedim siz hiç elektrik kullanmıyor musunuz? Kullanıyoruz. Peki neden dile getirmiyorsunuz bunu dedim. Zaten bilinen bir şey Adnan Bey. Ya dedim bilinen bir şey olur mu dedim. Peki dedim siz petrol, benzin, mazot kullanıyoruz. Bunları neden yazmıyorsunuz? Yani sanayide girdi. Tarımda da aynı. Elektrik ve akaryakıt. Sanayide yalnız elektrik gideri çok daha düşük. Yani tarımı da ödenen kadar değil. Bayağı indirimli onların. Bilmiyorum. Ben yüksek biliyorum. Akaryakıt yüksek mesela. Bu tarımda da aynı şekilde. Tarıma da girdi olarak giriyor. Şimdi bizim evlerde de aynı. Yüksek muazzam elektrik parası ödeniyor. İnsanlar elektrikli ev aletleri kullanmaya çekiniyor. Dolayısıyla bunlar hepsi maliyet olarak giriyor. Ondan sonra vergi, stopaj. Müthiş vergi alınıyor. Personel çalıştırıyorsunuz. Muazzam bir şey ödüyorsunuz. İnsanlar yani Türkiye'deki vergi sistemi insanları kayıt dışılığa sevk ediyor. Ben şu anda bakıyorum lüks araba kullanıyor herkes dünya kadar. Bu kadar akaryakıtın pahalı olduğu bir şeyde dönemde 5 lira civarında bir yakıt. Bu arabaları kullananlar ya devletten vergi kaçırıyor ya fahiş vergi kazanıyor. Pardon fahiş gelir kazanıyor veyahut da illegal kazancı var. 3 tane şey kanun dışı işler yapıyor. Bu 3 tane şeyden şimdi... Amerika'da siz olsanız bu şartlar altında birisi gelir size kardeşim gel bakayım getir şu defterlerini. Harcadığının cevabını verdi. Bu arabayı nereden alıyorsun? Hangi gelirle alıyorsun? Çünkü benim akrabam başına geldi öyle bir şey. Bütün belgelerini incelediler. Orada sordular. Ama Türkiye'de soramıyorsunuz. Ve farklı bir şey. Tabii bu maliyet olarak intikal ediyor. Örnek vereyim. Pastörize süt. 2 gün önce. Bir markette çok önemli büyük bir market ondan sonra girdim yine çok önemli bir süt firmasının pastörize sütü kaç para diyeceksiniz 3 lira 99 kuruş 1 lira kaç kuruştu şu anki çiğ vatandaştan üreticiden 1 lira çiğ süt alınıyor 3 lira 99 kuruş ben devlet olarak bunu sormak zorundayım siz bunu devlet olarak sormuyorsanız tefeciliğe, fahiş gelire, yüksek maliyete çanak tutuyorsunuz demektir. Çünkü neden? Bunu hangi vatandaş tüketecek? Ben veteriner kim? Ben bile tüketemiyorum. Ben yanımda aile işletmeciliği yapan, hayvan yetiştiren kişiden gidiyorum. 2 lira veriyorum, açık süt alıyorum. Evde pişiriyorum, yoğurt yapıyorum veyahut da gerektiğinde içiyorum. Siz bu şartlar altında pastörize sütü nasıl teşvik edeceksin? Bir şey daha var. Şiddetle OHT süt öneriliyor. Hayır, OHT süt 1800'lü yılların sonuna doğru pastörizasyon şeyini pastör gerçekleştirdikten sonra sütte uygulanmaya başlandıktan sonra uzun seyahatlerde, gemi seyahatlerinde özellikle tren yolu seyahatlerinde çocuklu ailelerin süt ihtiyacı karşılayabilmek için geliştirmiş bir teknolojidir. Geçici amaçla sahra şartlarında süt ihtiyaç duyulan sütün ihtiyacını karşılamak için geliştiren bir teknolojidir. Siz bunu günlük hayata, günlük tüketime mecburi bir şekilde sokarsanız olmaz. Bizim günlük hayata günlük pastörize sütü ucuz bir şekilde şey yapmamız lazım. Sudan daha pahalı şey süt. Şu anda 3 lira 99 kuruş litresi. Gidin bir su almaya kalkıp 1 lira falan civarında. 75 kuruş 500. Ha şimdi Amerika'ya gittim de ben. Amerika'da hala da telefonda da görüşürüm şey yaparım. 4 galon süt 12 dolar. Telefon ediyorsunuz. 4 galon süt 1 galon 3.7 litre hesap edin. 12 litre, 14 litre civarında. 15 litre civarında bir rakam yapıyor işte. 12 dolar tutuyor. Aşağı yukarı 1 lira, 1 küsür, 1,5 lira civarında bir rakama geliyor. Telefon ediyorsunuz.
Firma geliyor, buzdolabınızda yerleşiyor, yerleştiriyor galonları. Siz parayı veriyorsunuz, gidiyor. Bazen kampanyalar oluyor, 11 dolara kadar da düşebiliyor. Şimdi Amerika'daki politikaya bakın, tarım politikasına bakın, süt üretim politikasına bakın, bir de Türkiye. Ha ondan sonra bizim sanayicimiz diyor ki, efendim tüketim fazlası var, ben diyor satamıyorum diyor, bana ihracat şeyi sağlayın. E ne yapacağız? Teşvik edin, ben rekabet etmek istiyorum. Dünya piyasası. E kardeşim, zaten sen 1 liradan alıyorsun. Ben bakan olsa bunu soracağım. Kardeşim sen 1 liradan sütü alıyorsun. 3 lira 99 kuruş markete satılıyor. Bu nasıl bir şey? Bana bunu izah et. Ben bütün defter kayıtlarını incelerim. Ben tüketici olarak pastörize süt içememekten mağdurum. Benim gibi birçok kişi. Ondan sonra sokak sütü şöyle, sokak sütü böyle açıkta satılan sütü üzerine sokak sütü edebiyatı yaparak karalamaya çalışıyorlar çiğ sütü. Vallahi ben yıllardır sokak sütü alıyorum. Alıyorum haftada 5 kilo sütümü, yoğurdumu yapıyorum, kaynatıyorum, kızıma içiriyorum. Şu ana kadar hiçbir sağlık problemi yaşamadık. Yine ben Ankara'da 2012'de katıldım. Avrupa Birliği EFSA uzmanları, gıda, veteriner kökenli hepsi değişik ülkelerde. Bir tanesine sordum soruyu. Dedim Avrupa mevzuatında açık süt satılıyor mu dedim. Evet dedi, satılıyor dedi, yasaklama yok dedi. Hatta bir İtalyan veteriner hekim dedi ki, ya ben karşı çıkmama rağmen dedi, bankamatik tarzında soğutucu cihazlar içerisinde satılıyor. Ondan sonra pişirilmeden tüketilmesi sağlık açısından sakıncalıdır diye yazı bile yazdı. Bizde yasada çıktı, bir takım düzenlemeler şeyi var, düzenleme bekliyor. Yani hep sanayici lobisi çiğ süt satışını hijyenik şartlarda satışını engellemektedir. Satabilmelidir çiğ süt. Sen madem bu ülkede rekabet varsa, serbest piyasa uygulanıyorsa, çiğ sütü sen vatandaştan 1 lira süt verip alıyorsan, o vatandaş zarar ediyorsa, zararını karşılamak için bakanlık belirlesin. Avrupa Birliği'nde olduğu gibi hijyenik şartlarda bugün birçok yerde soğutucu tanklar var. Manisa'ya gidin. Bakkaliyelerin içerisinde soğuk hava tankları vardır. Ben Manisalıyım, orada da alıyor birçok aile. Ben de aldım. Soğuk hava tankları için, soğuk zincirden geliyor. Soğuk zincir içerisinde satılıyor. Ne bir enfeksiyon var, ne bir hastalık var. Hiçbir şey yok. Kontroldan geçiyor. Siz bunları yapabilirsiniz. Şimdi yüksek maliyetle üreteceksiniz. İnsanlar süt içemeyecek. Süt içmek için açık sütü alacak. Ona da engel olacaksınız. Ondan sonra insanlara yaşama diyorsunuz siz. Böyle bir şey olamaz. Ben bunu söyledim. Şeyde, ikinci süt zirvesinde de söyledim. Dedim çiğ süt 1 liradan alınıyor dedim. 80 kuruştan alınıyor sırası geldiğinde. Piyasada 3,5 lira dedim. 3 lira. 3 lira 25 kuruş falan. Biz pastörize sütü nasıl içeceğiz dedim. Pastörize market dedim bu kadar. Hocalar cevapsız bıraktı. Sonuç bildirgeler falan okunuyordu orada, tartışılıyordu. Sonuç cevapsız bıraktılar. Yani işte devletin tarım politikaları içerisinde beslenme politikası da olacak. İnsanlara ben pastörize süt içireceğim. UHT süt değil, pastörize süt. Aslında günlük belki şöyle demesi lazım. Bu kadar asgari ücret alan bir insan, onun çocuğunun, ailesinin sütü içebilmesi için tabağın fiyatın, yani daha doğrusu markete satılan tavan fiyatın bu kadar lira olması lazım. Bitti. Tabii. Bir şey daha söyleyeyim sütle ilgili. Doğal süte en yakın süt pastörize süttür. UHT süt değildir. Ve bilimsel olarak beslenme şeylerinde doğal gıda tüketmek zorundayız. Doğal olmayan gıdalar, 2012'de EFSA uzmanlarıyla tartıştık, vücut için tehlike. İstediği kadar güvenli üretilsin. Doğal olmayan gıda güvenliği normlarına uygun üretilse bile doğal olmayan bir gıda daima vücut için zararlıdır. Vücut da uzun vadede bir takım sağlık sorunlarını ortaya çıkarmaktadır. O nedenle biz öncelikli olarak pastörize süt tüketme politikası üretmek zorundayız günlük. Bu ama cam şişede olur, ama kağıt ambalajda. Ve çocuklara da okul sütünde pastörize süt vermeliyiz. Bunu öğret. Bugün soğuk havanın teknolojisinin girmediği yer yok. Her yerde var. Bakkalında var, marketinde var, evimizde var. En fakir insanda bile buzdolabı var, soğutucu var. Ha, Thermoking arabalara koyarsınız efendim. Sabahleyin gelirsiniz, çocuklara verirsiniz. Soğuk zincir içerisinde bozulmadan pastörize sütü içerler çocuklar. UHT sütü neden veriyorlar? UHT sütün
soğuk zincir derdi yok. Evet, en önemli etken o zaten. En büyük sorun. 6 ay mı kalıyor? 6 ay kadar. 6 ay oda sıcaklığına koyun, hiçbir şey olmaz. Bu kadar basit. Ha, özel sektör de memnun, devlet de memnun. Herkes sahra şartlarına çok kolay bir şekilde bunu satıyorlar. Ama ben en doğal süt, rahmetli Profesör Doktor Turan İnal hocamın süt ve teknoloji kitabı, 1000 küsur sayfalık yazdığı kitapta yazar. Doğal süte en yakın süt pastörize süttür. Onun dışındaki hiçbir süt doğal süt olarak nitelendiremezsiniz. Çünkü endüstriyel işleme giriyor bir takım. Onunla ilgili de ileride bir kitapçık hazırlıyorum, yayınlayacağım, herkese paylaşacağım. Dolayısıyla sizin destekleme politikalarınız halkın sofrasındaki et tüketimine, etle beslenmesine, hayvansal gıdayla beslenmesine etki etmekte. Aynı şekilde süt tüketimine etki etmekte, yoğurt tüketimine etki etmekte, her şeyi etmek. Yani destekleme politikası demek sadece çiftçiye efendim vereyim parayı da sevindireyim demek değildir yani. Destekleme tarımsal üretimde faaliyet gösteren kişilerin emeklerinin karşılığını vermektir. Gülten Kazgan'ın meşhur kitapları vardır. Tarımsal faaliyet daima doğa şartlarıyla mücadeleyi gerektiren bir üretim şeklidir. Bunun için sübvansiyonlar söz konusudur dünyada. Bütün ülkelerde kendi ülke şartlarına göre, üretim şartlarına göre bu sübvansiyonları geliştirmektedirler. Siz Almanya'ya bakıp da buraya bir şey geliştiremezsiniz. Senin dağdaki kırsal alanda yaşayan insanın bir hastalık daha var. Endüstriyel tarım, endüstriyel hayvan. Veteriner halk sağlığı açısından ciddi bir problem. Dünya artık bunları şey yapıyor. Birleşmiş Milletler de 2014 yılını FAO özellikle aile tipi hayvancılık yılı. Aile çiftçisi. Çiftçisi yılı ilan edildi. Ha, endüstriyel tarımın sakıncalarına en önemli sorun Meksika'da domuz gribinin patlak verdiği domuz çiftliği. Hayvan refahına uygun yetiştirilik yapılmadığı için bulaşıcı hastalıklara zemin hazırlandı ve hastalıkların çıkmasına şey yapıldı. Endüstriyel üretimde daima kar hesabı var, rant vardır. Az personel, çok para kazanmak ve katkı maddelere bir takım şeyler, doğal beslenmeler söz konusu değildir. Ama aile tipi işletmede öyle değildir. Aile tipi işletmede aile biliyor ki ben düzgün üretmek zorundayım, temiz üretmek zorundayım. Düzgün üretmezsem, temiz üretmezsem malımı satamam, geçimimi sağlayamam düşüncesinde. Aslında tarımın belki de ekonominin lokomotifi bu insan. Aynen. Bugün kırsal alandan kente göçün nedeninde kırsal aile tarımı politikalarının olmaması yatmaktadır. Ve İstanbul'un nüfusu günden güne artmaktadır. Su kaynakları yetmiyor, yollar yetmiyor, trafik yetmiyor, hava yetmiyor, elektrik. Artık sınırsız bir sınırı çizilemeyen sınırsız bir kent haline geldi. Göçler ciddi oranlarda olmakta. Biz insanları olduğu yerde yaşamasını sağlamak istiyorsak aile tipi tarımsal faaliyetleri hayvancılık olsun, bitkisel olsun desteklemeliyiz. Buna göre politikalar üretmeliyiz. Bir de 7 tane farklı coğrafi bölgemiz var bizim. Bugün bir Karadeniz'de bir Ege bir değil. Bugün bir Doğu Anadolu ile İç Anadolu bir değil. Akdeniz bir değil. İzmir'de bir değil. 7 farklı iklim bölgesine göre tarım politikaları ve destekleme politikaları oluşturacağız. Bunların içerisinde de ürün bazında destekleyeceğiz. Kardeşim sen kaliteli ürün üretiyor musun? Sana daha fazla şey. Bunlar tespit edilecek. Hayvancılıkta bu çok önemli. Et karkas kalitesi Avrupa standartlarının çok çok altında Türkiye'de. Çünkü et karkas kalitesini arttıracak şekilde bir besicilik destekleme politikası yok. Ha, iyi besleyen de kötü besleyen de herkes 300 liraya alıyor. Sadece üretime destek var. Üretime destek var. Kaliteye destek yok. Ha, bazı özel mezba yaptığım araştırmada özel mezba sahipleri kesimhane yapan onlar kaliteye göre uygulamaya başlamışlar. Mesela Avrupa Birliği 1980'lerden sonra bu grading sistemi dediğimiz et kalite sistemini getirdiler. Besicilikten itibaren, ahırdan itibaren belli kıstaslar, bunlarla ilgili şeyler var. Benim hocam
ya da Türkiye bunu gündeme dikkate almıyor dedi. Bana dedi birçok toplantıda söyledi şey şu. Adnan dedi bunu katıldığın toplantılar, konferanslar, televizyon programları olursa lütfen dedi dile getir dedi. Gıda konusunda uzun yıllar çalışmış bir hocam. Ondan sonra o da muzdarip yani. Ya diyor en önemli şey diyor et kalitesini biz arttırmamız için. Bugün basit bir şey söyleyeyim ben size. 45 lira 50 lira civarında sucuğa para veriyoruz. Ama kaliteli sucuk yiyemiyoruz. Neden? Et kalitesinden. Bunu bir sonraki bölümde konuşalım. Tabii. Bize kısaca son olarak biraz da Gülbahçe Köyü'nden şu anda buradayız. Hani politikalarımızı konuştuk. Tabii. Her şeyden biraz bahsettik. Daha evet. Sonra açacağız. Gülbahçe Köyü'nden birazcık bahseder misin? Gülbahçe Köyü ben emekli olduktan sonra buraya geldim, yerleştim. Şu anda birkaç yıl önce 3-4 yıl önce belediye mücavir alanına dahil ettiler. Onun da nedeni Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün burada kurulmasından sonra büyük bir üniversite. ODTÜ kampüsü gibi geniş bir kampüsü var. Sürekli her yıl yatırım yapılıyor. Yıllık bildiğim kadarıyla tesadüfen hocalarla zaman zaman görüştüm. 30 bin öğrenci kapasitesi var gelecekteki şeyi. Öğrenci kapasitesi bu olacak. Şu anda 3500 civarında bir rakamda olduğunu tahmin ediyorum. Ve Gülbahçe çok tarihi özellikleri olan bir köy. Osmanlı döneminde buranın içme suyundan, yeraltı suyundan Osmanlı Sarayı'na su taşırlarmış. Padişah suyu olarak nitelendirilmiş. Buradan İstanbul'a? Fıçılar içerisinde gemilerle su taşınırmış. Bu suya da çok tanıdığım bir askeri ateşe bana dedi padişah suyu olarak bilinir bu dedi o tarihte. Ve burada tarımsal üretimde en çok dikkat çeken şey Bornova Ovası bir tarihte varken Bornova bamyası yetişirdi. Şimdi Bornova Ovası'ndan eser kalmadı. Her taraf bina doldu. Ben onu Bornova pazarına tesadüfen baktım, buldum. Emralem'de üretmeye yetiştiriyorlar şu anda. Sonra 2003 yılında buraya geldim de daha önce de geldik buraya biz. Baktığımda burada aynı bamya var. Sonra buradaki köydeki ileri gelenlerle oturup konuştuğumuzda ne üretiyorsun, ne yapıyorsun dediğinde bunun tohumunu biz Bornova'dan getirdik dediler. Bornova bamyasının tohumu burada. Çok güzel bamya üretilmekte, çok lezzetli ve bunun geliştirilmesi Tarım Bakanlığı tarafından üretilmesi bir geleneksel ürün olarak Avrupa Birliği'nde de vardır. Bunun üzerine durulması lazım. Çok kaliteli bir şey. Bir de burada keçi yetiştiriciliği yapılıyor. Bir ara ormanlara girişler yasaklandı ama sonra Başbakanlık bu yasağı kaldırdı. Orman İdaresi iyi bir gelişme. Allah'a şükür diyorum. Gerçekten öyle. Şimdi keçi yetiştiriciliği burada çok önemli. Sütü çok değerli. Ondan sonra gübresi değerli. Buradaki yazlıkçıların çoğu bahçelerinde keçi gübresi kullanır. Ondan sonra eti de burada tüketimi, oğlak eti tüketimi vardır. Ondan sonra Urla'da oğlak eti satan özel kasaplar vardır. Kesimi özeldir onların. Ondan sonra bunun dışında da bir de deniz balıkçılığı, avcılığı yapılmaktadır burada. Gerçi hem keçi yetiştirici için birisini davet etmiştik buraya ama mazereti nedeniyle gelemedi. Sayın Muhtar'ı da davet ettim buraya. O da deniz balıkçılığı, avcılığı yapılıyor. Burada balıkçılığın da sorunlarını onların ağzından sizin vasıtanızda Türkiye'ye ve bakanlığa duyurmak istiyorduk ama olmadı. İnşallah bir dahaki sefere. Olur. Bir dahaki sefere inşallah. Yapılır. Ama Gülbahçe İzmir'in içerisinde harika yerlerden bir tanesi. Her bakımdan güzel. Suyu güzel, havası güzel. Dediğim gibi balık mevsimi var şimdi. Çok güzel palamut çıkmaya başladı. Her gece balıkçılarımız çıkıyor. Palamut tutuyorlar, getiriyorlar. Zaman zaman şeyde lidakiler çıkıyor, çipro'lar çıkıyor. Hepsini getiriyorlar. Orada satışa sevk ediyorlar ve geçimini tedarik ediyor. Burası kırsal bir yer. Dediğim gibi bu alanlarda bir takım sorunları var bunların. Özellikle tarımsal, bitkisel üretimde genelde burada bamyanın dışında bir şey üretilmiyor. Onun dışında çok küçük miktarda da sebze üretimi yapılmaktadır. Domates, biber tarzında şeyler. Ama bamya üretimi burada çok çok önemli. Bunun üzerinde Tarım Bakanlığı teşkilatının durmasını geliştirmesini istiyorum. Kırsalda yetişiyor bu. Sulamadan yetiştiriliyor burada. Yemeğini yaptığınızda yemeğe doyum olamıyor. İnşallah sizlere
denk gelirse ikramını yaparız. İnşallah işaretlensin bir patentim alınıyor artık, markalaştırılıyor mu, evet, yapılsın o işlem. Tabii. Biz yemesek de olur mu? Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür ederim. Böyle uzun bir program yapma fırsatı verdiğiniz için şahsım adına, İzmir Veteriner Odası adına, Veteriner Odası, İzmir Veteriner Odası, Veteriner Halk Sağlığı Çalışma Grubu adına çok çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten kamuoyuna bir katkıda bulunabildiysek, bazı bilgilere verebildiysek ne mutlu bize. Önemli olan ülkemizin çok güzel coğrafi şartlarında zengin potansiyele sahip tarımsal anlamda bunu en doruk noktasına çıkarıp dünyada lider bir ülke haline getirip insanlarımız sağlıklı bol miktarda et, süt, yumurta neyse sofralarına bulabilsin, tüketebilsin, sağlıklı olsunlar. Hastane kapılarına tedavi olacağım diye koşturmasınlar. İnşallah. Çünkü halk sağlığında bir slogan vardır. Koruma tedaviden önemlidir. Korunmak için sağlıklı, düzgün beslenmek gerekiyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Sevgili izleyicilerimiz, bu hafta İzmir Urla Gülbahçe Köyü'ndeydik. Burada bizi Akgün tesisleri misafir etti. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Müzik